Cristiano Ronaldo'nun hareketiyle uzun zamandır giriş yapmıyordum arkadaşlar. Beni özlediniz mi? Geçen hafta ev videosu paylaşamamıştım biliyorsunuz, kamera arkalarını şey yaptık. Bugün günlerden pazartesi, 1 Ocak ayı İstanbul'da ve 2022 yılındayız arkadaşlar. 2022 yılının ikinci ev turu olabilir. Bugün İstanbul Avrupa yakasında mükemmel bir malikane gezeceğiz. Ben sadece birkaç tane görselini gördüm. Birazdan şimdi göstereceğim size. Direkt denize sıfır bir manzarası var böyle. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Ve şu an arkamda görmüş olduğunuz köprüyü de çoğunuz biliyorsunuzdur. İkinci köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. FSM Köprüsü. Ondan sonra da işte birinci köprü ve Boğaz devam ediyor. Arkadaşlar bu arada şurası da Boğaz'ın kuzey girişi. İşte Zekeriyaköy falan diyoruz ya, onlar o tarafta. Bizim gezeceğimiz ev de, pardon ev diyorum, özür diliyorum sizden. Malikane. Bu malikane işte. Smoke on Reggie, that's a no-no. Driving slow-mo in the photo. Bakayım parmağım gösteriyor mu Mehmetcan? Gösteriyor. Tam şu arada çok büyük. Gerçekten çok büyük. 1000 metrekare falan böyle bir kullanım alanı var. Bize Remax Joker ofisinden Eralp ve arkadaşları, takım arkadaşları yardımcı olacak. Bu arada Eralp bizi kapıda bekliyor. Çok üşüdü. Ben de üşüdüm. Hadi onun yanına gidelim. Bu arada arkadaşlar biliyorum ev turlarını daha çok izliyorsunuz ama abone olduğunuz vakit aşağıda bir tane abone ol tuşu var. Onu kullandığınız zaman bana daha çok destek olmuş oluyorsunuz ve benim motivem artıyor ve daha çok ev videosu çekmiş oluyorum. Anlıyor musun? Mehmetcan araba izliyor seni. Otobüs çarpıyordu. Bu arada takipçilerim, çok sıkı takipçilerim var. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Şu an karşıdan karşıya geçerken bekleyeyim dedim. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. 3, 2, 1. Ve Eralp'le tanıştırayım arkadaşlar sizi. Ne haber abi? Merhaba Yiğit'cim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Çok güzel, sen nasılsın? Biraz beklettim seni, kusura bakma. Estağfurullah. Yeter ki beklediğimiz yer burası aynen, olsun. Çok şıksın bu arada ya. Sen daha şıksın. Ya yok be. Sen daha şıksın. Alex'e benzediğini söylemişler miydi sana? Gençken söylüyorlardı. Benziyordu mu arkadaşlar? 20 kilo önce söylüyorlardı. Gençken dedin sanki kaçsın ki ya. Ben senden yaşlı duruyorum ha. Vallahi. Bombasın, şahanesin. Bu arada ben orada çok çenem düştü. O yüzden biraz geciktim. Dondum tamam. Mu? İçeri geçelim mi? Ne yapalım? Hemen geçelim. Arayı kapatalım. Bugün ne gezdireceksin abi bize? Bugün burada 4 katlı bir malikane tarzında bir büyük gezdireceğim. Öncelikle garajından giriş yapıyoruz. Üstte daha detaylı bilgi kendine vereceğim ben size. Garaj. Tamamen kendine ait. Arkadaşlar şöyle bir önemli bilgi vereyim. İstanbul'da yaşamayanlar da olduğu için şu anda tam Boğaz'dayız. Böyle park yeri bulmak falan imkanı yok. Sadece İspark falan var bazı yerlerde. Evet. Yani şu an bu özel otoparkın sahip olduğu yer hemen. Bakın burası yol arkadaşlar. Yol, yalı. Yol, malikane. Bir otoparkımız var burada. Evet, 4 tane araç girebiliyor. Vallahi güzel. Böyle burası... bir imkana sahip olması müthiş bir şey ya. Kesinlikle. Ayrı parsel dediğim gibi, hı-hı, buranın da tapusunu almış oluyorsunuz bu gayrimenkul aldığınızda. Burası aldığınızı. Dahil yani. Burası evet, artı aa, bir arsa alıyorsunuz burada. 150 metrekarelik bir parsel alıyorsunuz. Asansör var abi burada. Burada asansörümüz bu var. Asansörle arzu ederseniz yukarı asansörle çıkabiliriz. Arzu ederseniz merdivenle çıkabiliriz. Çıkalım asansörle çıkalım. Arkadaşlar bu arada bu gayrimenkul şu anda satışta. Geri kalan bilgileri de videonun parça parça devamında söyleyeceğim ben size. Çok centilmesin abi ya. Rica ederim. Normalde hep ben açıp bekliyorum da. O yüzden. Nasıl gidiyor abi? Keyifli, güzel, hareketli bu sene. Döviz dalgalanmalarıyla beraber hareket geliyor. Biraz durgunluk yaşıyoruz ama önemli olan. Adapte oluyoruz ya bir şekilde. Evet, arkadaşlar şu manzaraya bakın asansörden çıkarken. Mükemmel ya. Çok keyifli. Ya benim kaç yıl çalışmam lazım böyle bir yer almak için bilmiyorum ya. Hesaplı olacak bir iş değil. Birisiyle evlenmem yani lazım belki de. Evlilik, evet mantık evliliği aynen, olabilir. Mantık evliliği. Misafirim senin lütfen. Görüyorsunuz ya. Önce misafir. Wow, manzara çok iyi. Burası evimizin girişi galiba. Evet. Burada 4 katlı, tamamen birbirinden bağımsız arzu edersen. Arzu edersen de birbirinden bağımlı bir şekilde kullanabileceğin bir gayrimenkul. Öyle mi? Yani 4 arsa tane ayrı kat var. Arsa 500 metrekare üzerine oturuyor. Hı-hı. Her kat ortalama 300 metrekare. 300 metrekare. Civarında. Ben resimlerden gördüğüm kadarıyla içeride böyle ara ara yaşayan birileri de, ev sahibi galiba arada bir. Evet, mülk sahibimiz yurt dışında yaşıyor. Hı-hı. Türkiye'ye geldiği zaman bu gayrimenkulde kalıyor. Ama Türkiye'de kaldığı süre yani kış aylarında geldiği zaman buraya, yazın başka bir bölgede kalıyor. Burası diye. Evimizin girişi galiba abi. Evet. Şimdi kapımızı açalım. Anahtar. Buyurun. Nasıl yani? Her şey düşünülmüş. Arkadaşlar teknoloji gelişmiş çoktan, bizim haberimiz yok. Nasıl açtın abi orayı? Otomatik kapı açıldı ya. Abi şifremizi giriyoruz. Otomatik kapı zaten mevcut. Vay 2008 be. Yılında yapılmış gayrimenkul. En nefret ettiğim şey anahtar taşımaktı zaten. Evet. Ya. Abi müthiş bir özellik. Evin girişi güzel. Burada şöyle bir giriş karşılıyor arkadaşlar bu arada. Şöyle kısa detay göstereyim. Böyle dışarıyı görebiliyorsunuz. Kim geldi, kim gitti bakabilirsiniz ama bence bakmıyorlardır. Kamera sistemi vardır belki. Burada böyle bir lobi tarzı bir yer yapmışlar. Misafirler belki bekliyordur burada.
Burada da dev bir ayna var. Abi güzelmiş. Kamera sistemi de var bu arada galiba. Evet abi, evin çoğu yerinde kamera sistemi giren çıkanı var. Kontrol ediyorlar. Buradan da deniz manzaramız mevcut. Aa güzelmiş. Asansör var görüyorum abi bu arada. Bu asansör bütün katlara çıkıyor galiba. Bütün katlara ulaşabiliyorsun burada. Hı-hı. Gel ben seni ilk iki katı kendim gezdireceğim. Okay. Ondan sonra çok güzel iki tane kız arkadaşım var gayrimenkul danışmanı. Gerçekten mi? Evet. Size daha detaylı bak, bilgi vereceğim. Bak bu detayı bilmiyordum. Evet. Değil mi? Her videoyu genelde kızlarla geziyorum. Bu sefer de dedik ki totemimizi bozmayalım. Yine bir kız arkadaşlarımız portföyde de sana yardımcı olsun. Teşekkür ediyorum abi ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar şanslı bir insanım. Oysa kanala abone olun ya. Kanala abone olmasınlar merak etme. Evet. Alttaki butona tıklayın, kanala abone olun. Like atmayı unutmayın. Aynen. O zaman çıkalım merdivenle. Sonra da asansörle devam edelim ben. Kesinlikle. Burada bir fil detayı var. Bu ne acaba böyle ya? Heykel gibi. Güzel ama ya. İlk defa ben böyle bir şey görüyorum. Bir evet. Ara bu fil bayağı modaydı. Hatta sokaklarda evet. Falan da vardı. Evet çıkalım. Şimdi arkadaşlar toplam 4 kat var. İlk katı gezeceğiz. Ondan sonra diğer katları da yavaş yavaş gezmeye başlayacağız. Bu sırada da evde bir arkadaşımız daha var galiba. Evde Umut Bey. Yardımcı olacak bize. O da yardımcı olacak bize. Hatta şöyle göstereyim. Umut daha beraber. Bazı şeyleri o bize yardımcı olacak. Açacak kapayacak. O yüzden herhalde bir sıkıntı olmaz değil mi? Şimdi devam edelim. Asansörle yine bu kata çıkabiliyoruz. Gördüğüm kadarıyla. Wow. Ben bunları resimde görmemiştim. Burası ne abi böyle? Abi burası misafir salonu gibi düşünebiliriz. Bu evin mülk sahibi gelen iş yerindeki yani iş olan görüşmelerini burada yapıyor. Arkadaşlar. Üst katta ailesinle görüştürmek istemiyorsa, yabancı birisi ise ilk karşılama burada oluyor. Tam benlik yani. Evet. Ben kendimi bazen böyle iş adamı gibi görüyorum. İşte böyle şeylere öylesin çok özenirim. Sağ ol, teşekkür ederim abi. Scarface filminde falan da vardı böyle ya da The Godfather. Böyle toplantı odaları olurdu. Tam böyle iş adamlarına layık, üst seviye insanlara layık bir yer gerçekten. Ve bu arada bu renk ilk defa koltuk görüyorum ha. Genelde avukatların sevdiği bir renktir. Aa, burası harika. Da biraz business olduğu için herhalde salon. Ondan dolayı bu chest şöyle tarzı biraz koltukları karışık kullanmış. Gezebilir miyim abi ben? İstediğin yere gezebilirsin. Burada bir şöminemiz var arkadaşlar. Burada bu tablolar ne acaba bilmiyorum ama bilen varsa yorumlara yazsın. Değerli malzemelere benziyor. Burada da bir sinema perdesi görüyorum. Evet. Projeksiyon. Belki toplantı yaparken bazı projeleri buradan izliyor olabilirler. Bilmiyorum. Bilgisayarla. Evet şurada aktarım. Burada bir kütüphane var. Gerçekten harika. Acaba açabilir miyim içine? Tabii. Bir şey demezler herhalde. Prenses Diana. Niye kadın resmi var? Hep böyle şansıma denk geliyor ve işin günün sonunda da hep bekar uyuyorum. Ne yapayım? Enerjin çekiyor seni. Enerjim çekiyor. Gerçekten çok güzel kitaplar var ve bu arada Yeşil Yol kitabı var arkadaşlar. Bu filmi herkes izlemiştir. IMDb'de ilk 10'da falan yani bu arada değil mi? Müthiş bir filmdi. Ben ağlamıştım küçükken izlediğimde vesaire. Daha önceden ben de dikkat ettim kitaplara. Çoğu kitap da okumuş. Çoğu eskimiş, okumuş. Ben de o kitapları gördüğüm zaman hep böyle bir hikayelere gidiyorum. Yaşanmışlık var. Burada galiba toplantı yaparken arkadaşlarıyla kullanılabilecek bir tablo var. Bence o resim. Resim mi? Resim. Ben, Bozmayın. Aynen. Resim. Hiç sıkıntı değil abi. Evet. Tuval. Ha, resim yapıyorlar burası. Abi bilgi bilgiden üstündür. Burada iki tane arkadaşımız var. Ve burası arkadaşlar evimizin toplantı odasının yani oturma misafir karşılama yerinin bar bölümü. Burada misafirlerinize herhalde içecek, yemek, evet. Her şeyi ikram edebiliyorsunuz. Ay hayır demem abi. Şu ana kadar gezdiğim en misafirperver ev turlarından biri abi sayende. Daha iyi konuşabilmem hiç durmuyorum için. Abi. Yani daha iyi konuşabilmem teşekkür ettim abi. Bu kat güzelmiş. Kaç metrekare acaba burayı biliyor musun yoksa? Burası 270 metrekare geliyor. Normal ilk katımız burası. Üst katlarda çıkmamız geliyor. Balkon var burada. Evet. Güzel. Buranın da kendine ait balkonu var. Her katın kendine ait 50 metrekarelik balkonu var. Aa barbekü de var. Barbekü de var. Misafir geldiği zaman mesela. Çiçek. Barbekümüzü burada yapabiliyoruz. Evet. Evimizin ilk katı ve ilk balkonu burada da. Burada bir tane yatak odası mevcut. Aha. Yatak odası da yine keyifli. Aa çok güzel. Panjuru kaldırabilecek miyim? Filmlerde olur ya böyle ıssız adam tarzı filmlerinde yatak odasında sadece yatak olur. Böyle tasarım. Başka hiçbir şey olmaz. Bekar hayatı. Evet bu ev zaten her katında bir başka özellik var. Üst katlarda daha iyi anlayacağız zaten. Anlayacağız. Ha buranın da müthiş bir manzarası var. Daha yukarıda o zaman daha iyi manzaralar da var. Kesinlikle. O zaman devam edelim. Önden atladım abi. Burası güzelmiş. Bir iş adamı olsam böyle bir yer isterdim evet. Kendime. Burada bir WC'miz. Burada da bir geniş bir banyomuz mevcut. Bu katın da bir banyosu var arkadaşlar. Gelin bakın. Böyle bir jacuzzi var. Güzel. Evet. Şuraya da bir bakalım. Bu kat misafir katı olarak da kullanılabiliyor. Yatak odası olduğu için. Aa doğru. Dolayısıyla o jacuzzi misafirlere ait. Acaba burayı satan ev sahibi kendine böyle 30 yaşında bir arkadaş arıyor mudur ya? Benim sohbetim çok bol. Ben belki... burayı mesela bana verebilir belki. Tanıştırır. Vallahi iyi olur abi. Şimdi bir üst kata daha çıkıyoruz galiba. Evet. Yine merdivenle çıkalım. Okey. Evet. Merdivenler de geniş bayağı. Evet abi. Bu
katta, ikinci kattayız şu an. 2+1 olarak kullanılıyor. Mülk sahibinin oğlu geldiği zaman yurt dışından özellikle o bu katı kullanıyor. Öyle üst mi? Katı hiç çıkmıyor. Tamamen bağımsız. Sanki bir apartman dairesinde 2+1 daireymiş gibi. Tamam, benlik ya. Şifreyle mi giriş yapılıyor acaba? Evet, şifreyle giriş var. Ha, parmak izi. Aynı zamanda parmak izimiz de mevcut. Volkan Bey çıkmış. Wow. Dako. Burası bahsettim. 2+1 aslında normal bağımsız bir daire olarak da düşünebilirsiniz. Evet. Müthiş abi. Kendine ait geniş bir mutfağı. L koltuğa bayıldım bu arada. Eşyalı mı satıyorlar burayı? Eşyasız mı? Eşyalı bırakırlar. Bırakırlar. Kullanmıyorlar eşyaları. Yani bu gayrimenkulü sattıktan sonra da kullanmazlar. Instagram'da hep görüyordum. Hayalim böyle manzaraya karşı bilgisayarda çalışmak. Böyle bir iş hayatına sahip. Otursam bir şey demezler herhalde. Yok. Bir kere hissiyatını tadayım. Arkadaşlar sizin için yapıyorum bunu. Oh. Efendim canım. Tamam, ben buradan hemen satışlarını gerçekleştiriyorum. Şurada şöyle biraz takılmalar. Yiğit Bey, altcoin sepetimiz var mı? Portakal coin yeni çıkacak arkadaşlar. Almanızı tavsiye ediyorum. Dogecoin'den sonraki en çok satan coinlerden biri. NFT'miz de olacak falan diye. Ben bu tavsiyeleri Instagram'da görüp çok özeniyorum abi. Böyle manzaraya, residence'ın üstüne böyle bilgisayarda çalışıyorum. Bizim iş biraz hep sahada ya, böyle geziyoruz. Evet, evet. Biraz da böyle oturarak çalışmak nasıl olur diye. Vallahi güzelmiş. Burayı alan yaşadı yani. Burayı alan belki böyle bir işe sahip olabilir ya. Bitcoin'den parayı kırdınız, alın yani. Gel abi, yatak odamızı göstereyim sana. Burada da bir yatak odası var arkadaşlar. Gelin bakalım. Gayet sade ve şık. Full boğaz manzaralı. Bu manzarada uyanıyorsunuz. Volkan, umarım şey yapmazsın. Palto temiz. Yeri kur temizlemeden aldım ama. Şöyle baktığım zaman arkadaşlar, gelin uyuyorsun ve baktığın manzara İstanbul Boğazı. İnsanlar tüm dünyadan İstanbul Boğazı'nı görmek için geliyor. Sen direkt gözünü açıyorsun. Evet. 15 saat uçakla geliyorlar. Vallahi harika. Burada da bir gömme giyinme dolabı var galiba. Evet. Güzelmiş. Burada bir mutfak kısmı var galiba bu dairenin. Geniş bir mutfak mevcut. Burada da arkadaşlar bu 2+1 dairemizin mutfak kısmı var. Gayet güzel açık mutfak diyebilirim. Geziyorum abi ben öyle. İstediğin yere girebilirsin abi. Gelin arkadaşlar. Wow, çok şık. Bu ikinci yatak odası. Hatta misafir evet. İçimi kullanır, kendi mi kullanır? Kendi yatak odası. Kendi yatak odası. Öbür taraf misafir yatak odası. Bak burada da bir manzara var. Bir kere şöyle bir tur çıkayım ya, ne olacak ki? Bir daha ne zaman çıkacağım? Aşağı doğruymuş. Sabah uyandım şöyle, oh. İstanbul Boğazı, ikinci köprü ve zenginlik böyle bir şey işte. Ne yapacağız? Daha çok çalışacağız. Böyle bir yer alacağız. O ne abi? Yanıp sönen gece lambası modunda. Bir de banyosu var galiba buranın. Oraya da bir bakalım. Banyosu çok keyifli buranın. Arkadaşlar gelin. Güzel tasarım bir banyo var. İki tane lavabosu var burada. Nasıl? Çok değişik. Değil mi? Arkadaşlar ilk defa böyle bir banyo görüyorum. Belki siz de görüyorsunuzdur. Spa merkezi gibi. Spa merkezi gibi. Gerçekten çok tatlı bir duş var. Şey gibi böyle Amazon ormanlarına giriyormuşsun gibi. Walking shower galiba bu. Bayağı da büyük. Yani burada ailece duş alabilirsiniz. Kesinlikle. Ha. Hiç böyle büyük bir duş görmedim yani. Çok iyi. Güzel bir daireymiş. Yani burayı ayrı satıyorlar mı ya? Satmazlar maalesef. Kiralasalar ayrı satsalar. Misafirliğe gelebiliriz ama. Aynen. Aynı gün satılır burası. Aynı gün. Tabii. Devam edelim. Asansöre binelim bu sefer. Aa, bu arada buradan kapıyı izliyor. Arkadaşlar biz az önce buradan girdik biliyorsunuz. Misafirin geldiği zaman. Burası ana girişi. Evet. Evet. Birisi geldi. Birisi geldi. Kim o? Girişe gelecek. Sonra da buradan kapıyı açabiliyorsun misafirini görüp. Güzel bir özellik. Güzel düşünülmüş. Bir tane de yardımcı odamız var. İhtiyaç halinde. Aynı zamanda misafir odası olarak da tasarlanabilir. Güzel ya, burayı beğendim. Burası tam benlik. Kalabalık bir aile olmaz. Belki çifte uygun ama. Burayı alan kişi zaten büyük ihtimal çok zengin bir aile olacaktır. Ya da kalabalık bir aile, evet, olabilir. Öyle olması lazım. Şimdi yukarıda diğer arkadaşlarla tanıştıracaksın galiba bizi. Evet, şimdi 3. katta Elham arkadaşım olacak. O size eşlik edecek. Bu arada abi ben bazı teknik bilgiler sormayı unuttum evle alakalı. Arkadaşlar muhabbete daldık, kusura bakmayın ama inşaat mühendisleri, yatırımcılar ve mimarlar falan da izliyor bu arada videoyu. Kesinlikle. Evle alakalı teknik özellik ne verebiliriz mesela? Şöyle söyleyeyim. 2008 yılında bu ev A'dan Z'ye komple yenilendi. Şöyle yenilendi. Komple binamız yıkıldı. Yeni bir bina inşa edildi. Ha, böyle sıfırlandı. Yılında. Evet. Radya temel kuruldu. Radya temel üzerine perde beton sistemiyle 4 katlı artı teras olan binamız 1278 metrekare kapalı alanlı bir bina inşa edildi. Radya temel en sağlam inşaat tekniklerinden biri en galiba. En sağlam inşaat tekniklerinden biri ama önemli olan konu şu. Boğaz hattında radya temelli bina bulmanız çok zor. Şimdi onu söyleyecektim. Arkadaşlar bu arada size şöyle çok küçük bir detay vereyim. Şu an İstanbul'un iki yakasında da, şu an biz Avrupa kısmındayız. Karşı işte Kanlıca falan. Orada da full yol yılları var. Hep onları görüyoruz. Birazdan göstereceğim. Burada böyle inşaat yapmak falan çok zor. İmkansız hatta. Evet. Sıfırdan. Çok zor.
Genelde ne yaparlar? Yalıyı iskeletiyle beraber taze restore ederler. Burada kesinlikle böyle bir işlem yapmaları gerçekten çok ciddi anlamda bir yatırıma mal olmuş. Kesinlikle. Yani parayla şu an yaptırabileceğiniz İmkansız. Şey değil. Evet. Vay be. Vallahi almayı düşünen varsa bu ev şu an hani bir de mesela İstanbul'da deprem diyor. Burada hiçbir şey olmaz. Parantez içinde bir şey daha söylemek istiyorum. Perde betonla yapıldığı için de her katı kendi ihtiyacına göre yeniden tasarlayabilirsin. Hmm. Az önce 2+1 gezdik. Toplantı odası gibi bir kat gezdik. Yatak odası gezeceğiz. Değiştirebilir miyiz evi? Her yerini tekrardan değiştirebilirsin. Oo. Çünkü burada hiçbir taşıyıcı betonumuz yok. Oo. Perde beton tamamen evin etrafında, binamızın ana çekirdeği yan tarafında kalıyor. Dolayısıyla sen ne çok kadar beğendim. Salon kullanmak istiyorsun, ne kadar banyo kullanmak istiyorsun, her şeyini tekrardan yapabilirsin. Müthiş. Tamamen sizin elinizde. Müthiş bir özellik. Yani bir mimar sokup komple değiştiririm yani. Kesinlikle. Belki de sokmam, ben kendim yaparım. En büyük özellik bu. Şimdi bu. Abi bu katı bir arkadaşımla gezeceğiz. Elham arkadaşımla gezdireceğim. Nereli kendisi? İran'da. Wow. Evet, kendisi muhteşem birisidir. Var. Evet, Nuh'un gemisi gibi bizim bütün Orta Doğu ülkeleri toplandı. Sonra üst kata başka birisi herhalde karşılayacak. Orada da Menel arkadaşım olacak. Wow. Arkadaşlar yine kızlarla birlikteyiz. Onlar da kendilerini tanıtacak. Elham'la başlayabiliriz. Evet. Elham merhaba. Merhaba. Yiğit, nasılsın ben? Yiğit? İyiyim, teşekkürler. Bu arada ben biraz Farsça biliyorum. Aa, ne güzel. Hı-hı. Ne Çetori. Biliyorsun? Huben. İyi. Türkçe cevapladı. Ne yapayım artık burada genel olarak herkes. Kaç yıldır yaşıyorsun? 5 senedir. 5 senedir ama Türkçen çok iyi. Teşekkür ederim. Aynen. Rozet Çeterbut, Befermeit, Men Huben, Rast Çap. Ben daha çok biliyorum. İran'a götürelim o zaman. Aynen, ben çok merak biraz ediyorum. Biraz da İran evlerini turlayalım. Götürürsen geliriz vallahi. Yani götürsen gidelim. Değil de orada sen ev ayarla biz gelelim. Şu an çok soğuk, yazın gideriz. Soğuk mu? Çok. Tamam, yani o zaman benim yazın. Yaşadığım şehir, ailemin olduğu yer şu an en sıcak -3. Neresi? Urmiye. Aa, benim oradan tanıdığım bir arkadaşım vardı. Bizim sitede oturuyorlardı, taşındılar. İzliyorsan. Tamam. Evet, bu kat sendeyiz galiba. Evet. 319 metrekarelik bir kattayız şu anda. Hı hı. Oturma odası mı, salon mu burası? Salon, oturma odası gibi. Şu taraftan ben başlayalım. Ben sana gezdireyim aynen. Şurada bir tane güzel şöminemiz var. Çok kocaman bir arkadaşların için, misafirlik için. Oha! Koltuk takım arkadaşlar, var. Arkadaşlar bayağı büyük bir oturma grubu var burada. Bak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane misafirinizi bu koltukta konaklatabiliyorsunuz. Gayet güzel. Bu arada da bir sinema sistemi var galiba. Evet, projeksiyon. Sinema sistem var. Perdeleri kapat. Burada bir sinema tamam, odası. Şöminemiz var galiba. Doğrudur. Bu arada eve uyumlu gördüm seni. Evet. Çok şıksın gerçekten bu arada. Burada arkadaşlar bir kitaplık ve kütüphane sistemi var. Daha fazla filmler var. Evet, TV ünitesi ve burası da güvenlik kameralarının kontrol edildiği yer sanırım ve bunlar da Lake galiba. Aygün abi merhaba. Burada da manzarayı izleyebileceğiniz bir alan var. İki kişilik. Türk kahvesi falan içiyorlardır genelde biliyorsunuz Türk dizilerinde. Evet. Türk kahvesi seviyor musun? Evet. Wow. Bizim çaylar daha farklı oluyor. Tarçınlı. Tarçınlı. Böyle kakuleli falan. Ben İran yemek restoranına da gittim birkaç defa. Peki, bayıldım. Peki beğendin mi? Aynen. En sevdiğin yemek? İsimlerini hatırlamıyorum da böyle kebap gibiydi böyle. Safranlı pilav, uzun kebap böyle Adana kebap gibi. Ama bir porsiyon geldi böyle. Ben dedim ki bunu bitiremem. Bitirdim. Tamam, bir de mezeler vardı böyle fasulye arkadaşlar. İranlıların çok güzel mezeleri var böyle. Tam rakılık yani. Beklerim bir gün İran yemeği yaparım kendime. Aa, hayır demeyiz biz. Beklerim. Devam edelim tura. Güzel bir sohbet. Bu alanlar böyle sohbetler için ideal. Bu arada yılbaşı ağacı hala duruyor. 2022 yılına girdik evet, diyorsunuz arkadaşlar. Arkasında da güzel bir piyanomuz var. Aa, çalışıyor mu acaba? Şu anda fişleri takıldı. Tamam, gel sana başka yerleri gezdireyim. Burada bir oturma grubumuz var. Yine manzaraya karşı. İnanılmaz evet. Güzel bir teras var. Buraya çıkacağız arkadaşlar. Birazdan burada bitti. Bitmedi. Nasıl bitmedi? Bitmedi. Oo, sürpriz. Oha, burada bir salon daha var. Ne kadar güzel bir sistem evet. Bu. Hiç daha önce görmemiştik arkadaşlar değil mi böyle bir şey? Bu komple gidiyor. Gizli çalışma bölümü. Mesela özel bir misafirim geldiğinde orada bir kalabalık varken burada başka birilerini ağırlayabilir miyim? Yapabilirsin. Müthiş. Ha. Arkadaşlar burada da yine bir manzaramız var. Güzel bir manzara. Hatta şöyle isim göstermeden şey gördüm burada. Güzel bir viski sistemi var. Viski seti daha doğrusu. Viski şişesi. Pro küllüğü. Viski bardağı, viski bardağı. Misafirlere ikram. Güzelmiş. Demek ki ağır topları burada evet. Misafir ediyorlar. Dev bir. Aynen. Aynen var arkadaşlar burada. Kendisine çok bakan kişileri... Pardon. Özür dilerim. Evin genelinde ayna çok fazla. Evet, ayna çok güzel olmuş. Bu arada arkadaşlar gelin evin salonunu bu taraftan size bir göstereyim. Bu genelde zengin iş adamları filmlerinde olur. Bu tarz görüntüler işte o Scarface, The Godfather evet. Tarzında. Gayet şık bir salon var. Bir terasa çıkalım. Terasa bakalım. Tamam. Gel bu sefer de kapını ben açayım sana. Teşekkürler. Wow. Emigran sahili. Müthiş. İkinci köprü manzarası.
Wow. Arkadaşlar karşısı Anadolu yakası, ikinci köprü Fatih Sultan Mehmet. Sol taraf kuzey tarafı İstanbul Boğazı'nın girişi. Karşı taraf Kanlıca. Orada yol yalıları var görüyorsunuz. İster miydin böyle bir balkona sahip olmak? Evet. Değil mi? Kim istemez? Sabahları kalktığında evet, böyle bir manzarayla karşılaşmak. Güne güzel başlarsın ister istemez. Evet. Yan komşular da zengin bu arada galiba. Evet. Değil mi? Ve çok bakın güzel arkadaşlar, bir... Değişik bir balkon yapısı var burada. Sur'dan bu arada. Sur yani. Evet, devam edelim gezimize. Seni takip ediyoruz Elam. Şimdi mutfağımıza götüreceğim şimdi. Arkadaşlar evet, bu katta bir de mutfak var. Böyle bir oturma alanı. Ha, otomatik sistem. Teşekkür ettim. Normalde benim sana yapmam lazım. Bu sefer sen. Aa, merhaba, sen kimsin? Arkadaşlar bakın, evin köpeği Idafix. Web sitesi ismi gibi. Web sitesi ismi zaten bu arada. Ne kadar tatlı ve sakin. Burada bir mutfağımız var galiba. Evet, burası bizim mutfak. Dolaplar yine alaşa ve büyük bir mutfak var. Galiba Amerikan mutfak. Doğru. Burada da güvenlik kamerasından giriş çıkışları kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bir sistem daha var böyle. Şu an kimse yok. Asayiş Berkem var. Burada ne var? Çamaşır odamız. Arkadaşlar burada da bir çamaşır odası var. Bu ev sahip olanlar personele de sahip oluyor, evet, kalabalık. Evet. Burada gördüğünüz gibi kurutma makinesi ve çamaşır makinesi var. Burası oradan da gidiyor. Yardımcı odası, ortak banyo ve misafir banyo. Misafir banyo. Biraz daha personeller kalıyor galiba. Doğrudur. Buyurun efendim, bu sefer siz önden lütfen. Teşekkürler. Müstakim boru. Ya ne kadar iyi Farsça biliyorum değil mi? Evet. Bu katı da bitirdik galiba. Evet. Bu kattan sonra arkadaşım Menel sana yardımcı olacak. İstersen onun yanına kadar seni getireyim. Olur. Burada merdiven de var, asansör evet, de var. Merdivenden çıkalım. Tamam. Şimdi normalde bayanlar önden gider. Evet. Erkekler arkadan gider. Neden? Düşme tehlikesine karşılık erkek arkada bekler. Ay buyurun, çok centilmensiniz. Teşekkürler. Bunları not alın arkadaşlar. Bunları her yerde yazmaz. Yiğit Portakal kuralları. Wow. Güzel bir alana benziyor. Şu an en üst kata çıkıyoruz galiba. Burası yatak odaların katı. Yatak odaları. Ha, daha yatak evet, odalarını gezmemiştik ve şu anda artık odaları geziyoruz. Evet. Buradan sonra arkadaşım size yardımcı olacak. Kimle Menel'le devamdır? Tanıştıracağım herhalde seni. Bu katı Menel sana gezdirecek. Okay. Bu arada arkadaşlar doğru bir konumlandırma yapmışlar. Oturma odaları aşağıda, yatak odalarını yukarı. En iyi manzaraları odalara bırakmışlar galiba. Evet. Doğru mu? Evet. Bu IQ boşuna değil. Boşuna değil. Abone ol. Abone ol. Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ev turunu change ediyoruz başka bir arkadaşla. Merhaha. Merhaba Yiğit'cim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Daha önce tanışmıştık arkadaşlar bu arada. Evet. Evi çekmeden önce aşağıda kafede bir kahve içtik Menal'de. Çok güzel bir sohbetimiz oldu beraber. Bu arada Türkçen inanılmaz. Menal aynı zamanda da yabancı. Yani yabancı derken öyle şey değil. Anne Türk, baba Arap. Söğüt Arabistan doğumluyum aslında. Öyle mi? Aslında. Evet, doğma büyüme ama. Kaç yıldır Türkiye'desin? Şu an aslında tam 3 yıl diyebiliriz. Türkçen çok iyi. Ama önceden de biliyoruz o yüzden. Aa, iyi vallahi süper. Bana arada, ben mesela Arapçayı çok merak ediyorum. Bir de sen de şeyi konuşuyorduk. Çince öğrenmemiz lazım. Ay evet. Çince muhabbet. Bu yılın hedefi inşallah Çince öğrenmek. Hiç biliyor musun herhangi bir kelime? Hiç bilmiyorum. Bende İngilizce, Arapça, Türkçe var. Çocukluktan beri şu var. Çok az bir şey İtalyanca var. Iyi. Ama Çin'den izleyenlerimiz vardır belki. Hepinize çok selamlar. Şu anda yatak odası sendeyiz galiba. Sen gezdiriyorsun bize. Evet. Bu şu an evin 4. katı. Giriş katında sayarsak 4. kattayız. Yatak odanın bulunduğu katlar. Şu an biz ana yatak odasındayız. Gördüğünüz gibi muazzam bir alana sahip. Aşağıdaki tasarım devam ediyor. Aşağıdaki oturma odalarını da gezdik arkadaşlar, hatırlıyorsunuz böyle daha çok ahşap ve siyah ve kahverengi detaylı. Kırmızı tonları, kırmızı tonları çok kullanıldı evet, evet, bu evde. Hatta daha sonra gezerken banyoda ve giyim odasında da tekrar göreceğiz. Burada bir yatak kısmı var. Güzel bir yatak. Havada gibi duruyor böyle ama. Çok keyifli ve burada minik gizli bir alanımız var zaten. Ayna var yukarıda. Evet. Burada bir gizli televizyonumuz var. Televizyon mu var? Bu tam bizim Araplara göre hitap eden bir şey diyebilirim. Keyfimize düşkün olduğumuz için. Aha. Burada oturduğumuz yerden hem manzara hem de televizyon keyfi wow, yaşamamız mümkün. Açabiliyor muyuz bu televizyonu? Açabiliriz. Hemen arkadaşımız bize yardımcı olsun. Arkadaşlar tavanda televizyon var. Bu detay güzel. Au! Ufak heyecanlar yaşanabiliyor. Heyecanlandım ben. Normalde kumandası da var. Kendiniz de açabiliyorsunuz uzandığınız evet, yerde. Keyfe bak be. Otel keyfi var be. Çok iyi ya. Bu ev alan gerçekten keyfi hak edecek. Fiyatını cidden bilmiyorum. Videonun sonunda öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Parasına değer canım. Zaten şu manzara tek başına yetiyor. Yatak, televizyon. Bu haliyle çok keyifli ki bana kalsa burada ufak dokunuşlar yapardım yani. Burada baştan şömine yapayım de var bu arada. Evet. Kullanabiliyoruz. Aktif bir şömine. Bu arada şöyle küçük bir çalışma masamız da var. Gayet keyifli. Yine manzaraya karşı çalışabiliyorsunuz. Aşağıda da bir çalışma odası vardı. Orası biraz daha bizim jenerasyona hitap ediyor. Burası daha büyük iş adamlarına hitap ediyor gibi bir hali var. Ve muhteşem of, manzaramız. Manzarayı kes ya. Nasıl güzel çıkıyor muyum ya? Evet. Sabahları bu manzaraya karşı uyanmak. Düşünsene sabah ya, kahvenizi burada yudumlamak en keyifli şeydir yani. Residence'da mı oturmak isterdin böyle boğaz manzaralı? Boğaz manzaralı direkt. Residence'lar bana hitap etmez. Bana da. Ben de şimdi Zekeriyaköy'de daha küçük bir yerdeyim böyle yere yakın. Böyle bir boğaz manzarası olsa hiç fena olmazdı ya. Kim istemez ki şu manzaraya uyanmayı?
Yine çok çalışmamızın gerektiğini hatırladım burada. Çalışıyoruz. Bu şehir için ne kadar çok savaş verilmiş biliyor musun? Bu şehir için ne kadar çok can verilmiş. Çok bilmesek de ufak tefek bilgim var diyelim. Evet. Ben biraz yabancı kaldığım için. İnsanlar 15-20 saat sırf bu boğazı görmek için uçakla geliyorlar ve sen burada yaşıyorsun. Ve sen burada yaşıyorsun. Bir yere gitmene gerek yok. Duygulandım. Tarihi yaşıyoruz. Evet. Yani çok güzel ama ya gerçekten. Bu arada boğazı yüzerek karşıdan karşıya geçen insanlar da var. Varmış, varmış. Çılgın. Benim ilkokulda bir hocam vardı, o geçmişti. Şimdi burası da gene muazzam bir banyoya sahip. Geniş bir alan. Wow. Ve enteresan bir şekilde. Dünyanın en güzel manzarasına sahip tuvaletini evet. Merak ediyor musunuz? Buyurun gelin arkadaşlar. Dünyanın en güzel manzarasına sahip. Tuvalete geldim mesela. Güneş bu taraftan doğuyor. Güneş geldi. Güneş gözlüğünü takarak tuvaletini yapabilirsin değil mi? Vallahi güzel. Şöyle uyurum falan yani. Tam keyiflik bir alan gerçekten yani. Burada bir lavabo kısmı var arkadaşlar. Orayı da gösterelim. Evet, yine kırmızı evet. Detaylar devam ediyor ve burada da büyük bir duş var. İki tane duş evet, var galiba. Okey, güzel. Gelelim bayanların en sevdiği alana. Giyinme odası. Burası da giyinme odası. Buyurun. Evet. Güzel bir giyinme odası. İki giyinme odamız var. Ha, iki tane. Burada evet. Bir boya aynası var. Evet, burası da büyük bir. Pek girmeyelim yok. Arkadaşlar şu an. Yaşayanlar da var evde tabii. Dolap kapakları yok. Açık. Yeni modaya uygun. Tavan yüksekliği harika zaten bu evde. Evet, güzelmiş. Ekstra bir ferahlık katıyor. Beğendim. Güzel. Burada da bir boya aynası var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Vallahi güzel bir odaymış. Biraz daha böyle şey geleneksel bir tasarıma sahip. Ben satın alsam değiştireceğim şeyler olabilir mesela. Kırmızı tonlarını belki değiştirebilirim. Ben baştan aşağı her şeyi yenilerdim. Ben de A'dan Z'ye değiştiririm. Bu arada bu balkon camları neden mavi? Minik bir detay burada ekleyelim sizlere. Burası kurşun geçirmez camlara aittir. Sahiptir daha doğrusu diyelim. Ufak tefek hatalarımız oluyor böyle Türkçe'de. Kurşun evet. Geçirmez cam arkadaşlar. Boğaz hattında bulunduğu için biraz daha askeri bölge olduğu için böyle bir minik detay eklemişler. Bence de mantıklı. Olaya bak ya. Tahildesin ya direkt. Sabah kalk yürüyüşünü yap. Harika ya. Şu karşıdakiler İstanbul'a ilk defa bakıyorsunuz. Yol yılları arkadaşlar bunların hepsi. Buna en az 150-200 yıllık çoğu ve ünlü sanatçılar. Ahşapta daha çok. Evet, Sezen Aksu mesela falan o tarafta oturuyor diye biliyorum. Bayağı zenginler oturuyor. Bu şeritte de zenginler oturuyor. Evet. Siz de zenginseniz burada oturabilirsiniz. Ben değilim. Komşuluk önemlidir çünkü. Evet, bu oda güzelmiş. Gelelim misafir odalarımıza. Oraya da bakalım. Buyur Yiğit'im. Burada bir oda var. Bir, evet, misafir yatak odamız mevcut. Halı flex yer, güzel. Gene ferah, geniş. Yaklaşık 30-40 metrekare büyüklüğünde bir misafir odası var arkadaşlar. Ortak bu katta. Bir banyomuz var burada. Burada yine bir banyo. Yine kırmızı. Kırmızı detaylar devam ediyor. Misafir banyosu. Çünkü yatak odasının kendine ait evet. Banyosu vardı. Burada da ikinci misafir odamız. Ya misafire verdikleri manzaraya bakar mısın ya? Benim niye hiç böyle arkadaşlarım yok ya? Zengin. Of ya. Arkadaşlar sizin mesela izleyenlerden yalınız varsa çay içmeye gelebilirim. Bu arada kendi evinizi çekmek isterseniz bana mail olarak yazabilirsiniz Instagram'dan. Instagram. Güzel bir manzara. Ya ben artık pahalı ev gezmeyeceğim ya yemin ediyorum ya. İçim moralim bozuluyor evet. Bu katımız şu an bitti. Geri kalan havuz katımız için. Sizi... Havuz mu? Evet, kapalı bir havuzumuz var en üst katta. Nasıl hatta yani? Çatının böyle açılabilirliği olan bir havuz katımız diyelim. Siz şimdi geri kalan detaylar için arkadaşım Erap'la... Bir şey söyleyeceğim, biz aşağıda havuz görmedik. Yukarıda mı? En üst katta. Hatta wow. Manzarayı böyle izleyebileceğiniz bir alana sahip. Erap bizi yukarıda bekliyor o zaman. Yukarıda bekliyorum. Şuradan çıkacağım ben. Bu arada evet. Müthiş bir ofissiniz ya. Daha önceden Fatma'yla da tanışmıştık galiba. Doğru. Bakın arkadaşlar, Menel, Elhan, Eralp, Serkan, Fatma. Bir sürü. Yavaş yavaş bütün dünyadan tüm insanlara hizmet veriyorlar yani. Her türlü dilde. Arapça, Farsça, Türkçe, İngilizce her şey var. 9 lisan konuşur. Oha! 9 dili hakimiz öyle diyebiliriz. Abone olmayı unutmayın. Beni de Instagram'dan takip ederseniz memnun olurum. Instagram adresim de menal.remaxjoker. Instagram'dan takip edin. Çok güzel paylaşımları var. Evet, biz yukarı çıkıyoruz canım. Arkadaşlar yukarıda görüşürüz. Arkadaşlar, korkuttum abi. Kusura bakma. Erap'le tekrardan beraberiz. Şu anda evin en üst katındayız ve evde havuz var diye aşağıda şaşırmıştım ya. Arkamda birazdan onu göreceğiz. Evet. Ama havuza girerken de manyak bir manzara var abi. Bu nedir? Müthiş bir manzara havuza girerken. İstanbul'da, evet. Hani Bodrum'da ne? Okey, böyle manzaralı ya, havuzlar otellerde var. Olan keyif. Ben bu videonun başlığını hatta şöyle yazacağım. Boğaz'da teras havuzuna sahip dev malikane. Mesela ya da en güzel manzaraya sahip malikane. Çünkü havuz var abi malikanede. Evet, jacuzzi'miz, havuzumuz. Vay üstü be. Açılıyor aynı zamanda. Abi. Öyle mi? Komple. Evet, raylı sistem var. Aa. Yaz olduğu zaman bu ön tarafa doğru kayıyor. Komple açık havuz olarak kullanabiliyoruz. Havuz bu arada da küçük bir havuz değil. Normalde böyle süs havuzu yaparlar ama dev yani. Şimdi galiba terasımıza geçelim. Terasa geçelim. O zaman direkt oraya çıkalım. Orada buluşalım. Şu anda evin roofundayız yani terasındayız. Müthiş bir manzara var şu anda arkamda. Evet. 350 metrekare burası. Arzu edersen böyle batanüs bahçe gibi de döşeyebilirsin burayı. Peki şey yapılabilir mi abi mesela? Ben burayı mesela satın alsam komple burayı böyle roof'a çeviririm. Böyle
barlar oluyor ya, restoran tarzında. Kesinlikle. Oturma alanları, bir bar alanı ortaya. Bunu yapma hakkına sahipsin. Burası öyle mi? Çünkü kendi kaçak alanımız değil, kendi tapulu alanımız. İmar Barışı'nda bu çatı katında dahil edildi projeye. Çok iyi. Üstünü kapatma hakkına da sahipsin. Burada. Her şey legal arkadaşlar bu arada. Burada eğer satın almayı düşünüyorsanız benden fikir alın. Ben burayı bir bar ve oturma alanları yapar, ahşap dizerdim böyle etrafı. Arkadaşlarımla partilerdim. Gibi Mehmet Çal. Şöyle bir şey yapalım mı? Sattığım zaman seni tanıştırayım. Vallahi. Satın alanlarla. Kendi fikirlerimiz bir videoda öyle çekelim. Eğer kabul ederlerse yapalım abi, ne olur. Kesinlikle. Çok çünkü güzel. Ben abi bak evleri geziyorum. Hiç kimse benim dediklerimi uygulamıyor. Totem yapıyorum. Sattıktan aynen. Sonra senle burada partiliyoruz. Aynen. Evi teslim etmeden önce. Arkadaşlar gördüğünüz şahitsiniz buna. Hatta belki... Çekiliş yapar mıyız? 5 tane de takipçimi çağırabilir evet, miyim? Evet. Çekiliş yapalım. Aha, olur. 5 tane takipçiniz şu an abone olan. O zaman sen daha iyi ayarlarsın. Yorumlardan 5 tane... kişiyi seçeceğim arkadaşlar evet. Ben. Malikane satılında. Burada partimize davet ediyoruz. Malikane satılırsa Elat söz verdi. Masraflar bak, benden. Bir şey söyleyeceğim ha. Biz bu videoyu yükleyeceğiz. Artık geri tamam, dönüşü yok. Aynen. Sözün orada. Hani, altına imzamı atıyorum. Mesela şey söz içer yazı kalır ya. Bu yazı gibi düşün. Kaldı. 5 tane de takipçimi yorumlardan seçip burada partiye davet evet, edeceğim. Kesinlikle. Teşekkür çok ediyorum güzel abi. Bir sözlem oldu bence. Aynen. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı biliyorsunuz. Unutmuyorsunuz. Çünkü bana ne kadar çok destek ve motive ederseniz ben de o kadar çok daha sizi gezdirmeye devam edeceğim. Birlikte gezip eğleneceğiz, göreceğiz. Daha çok şey var. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem ayağına ayarladım. Sağlık. Hem zaman çok ayarladım. Güzel bir program yapıyorsun. Gerçekten. Gerçekten. İzliyor muydun daha önce? Daha önceden tabii izliyordum. Hatta ofisten arkadaşlarım da çekim yaptı seninle. Fatma Hanım, Fatma ile Serkan. Evet, sattılar biliyorsun. Hadi canım. Evet, oh, hayırlı olsun. Evet, evet. Serkan, Serkan'la Fatma hani beni yemeğe götüreceksiniz ya? Aynen. Yeni daha satış olmadı. Kaparosunu aldılar, satışını yapacaklar. O zaman bir yemek sözleri vardı. Bekliyoruz. Mehmetcan hatırlarsın. O zaman abi seninle belki devam ederiz video üretme. Enerjin harika. Öyle mi? Süper. Aynen. Çok sevindim gerçekten. Benim ihtiyacım var. Genelde ya böyle yanımda bir enerjik bir hemcinsim olmasını da isterim böyle makara yapabileceğim. Rakı muhabbeti yapabileceğim. Hayal olunca daha çok izleniyordu hani. Abi o resimlerde. Aynen. Sağ ol sağ ol. Senin o güzel enerji sağ ol, bize de yansıyor. Ederim. Biz de böyle güzel şeyler yansıtıyorsak ne mutlu. Kapatmadan bize. Selam söylemek istediğin birileri var mı? Açık mıydı hala? Açık. Tamam. Öncelikle buradaki emeği geçen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Remax Joker ailesine bol bol selam söylüyorum. Hep beraber satmak dileğiyle. Evet arkadaşlar bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşürüz. 'Cause this shit is real.